Hoş geldiniz. Merhaba. Kemal Bey müsait mi? Haber vereyim hemen. Necla Hanım var yanında, bir saniye. Golf sahası için bakanlıktan onay geldi. Şimdi şu alanı da kullanıma açabiliriz. Özür dilerim efendim. Ali Serper Bey geldi. Toplantı odasına alın. Birazdan geliyorum. Kemal Bey'le görüşmek istiyor efendim. Alsana kızım içeri. Bugün bir görüşme olacak mıydı? Hoş geldiniz. Buyurun. Kusura bakmayın. Paldır küldür geldim ama. Rica ederim. Buyurun. Benimle çalışırken böyle sürprizlere alışın artık. Merhabalar. Hoş geldiniz. Necla'yı telefonda sürekli taciz ediyorum. O da artık benden bunu aldı. Estağfurullah. Ama o kadar hoş bir sinerji oluştu ki ben de heyecanlanıyorum. Son 4 aydır bu iş yüzünden kendimi çok şanslı hissediyorum. İşin içinde sadece mal sahibi olarak kalmak istemiyorum. Ne güzel. Zaman zaman o kadar burnumu sokuyorum ki. Ama Necla'yı da kızdırıyorum sanırım. Ne münasebet. Öyle öyle. Yakında gönderdiğim gönül alma çiçekleri de yetmeyecek. Gönül almaya gerek de yok. Birlikte iş yapıyoruz. Tabii çatışacağız da. Ama ortak yol bulup uzlaşmak, işin geleceği için en hayırlısı. Ben de aynen böyle düşünüyorum Kemal Bey. Onun için size akıl danışmaya geldim. Estağfurullah. Necla'nın projesinden çok etkilendim biliyorsunuz. Ayrıca ona güveniyorum. Tabii şirketinize de. Projenin şu an olduğu gibi sağlıklı bir şekilde ilerlemesi, işin sonucu adına da çok önemli. Gayet tabii. Bu aşamada beni masanın diğer tarafında görmemenizi özellikle rica etmek istiyorum. İşin hayata geçme süreci beni çok heyecanlandırıyor. Daha çok işin içinde olmak istiyorum. Ama bunaltmayacağım, söz veriyorum. Beni yönlendirin, görevlendirin. Ama yeter ki kenardan izlemeyeyim. Oluşum sürecinin içinde olayım. Memnuniyetle. Daha yoğun ve yakın çalışalım. Efendim. Tamam, geliyorum. Ben izninizi rica ediyorum. Kısa bir toplantım var. Git kızım. Biz oturuyoruz Ali Bey'le. Uzun zamandır hiçbir şeye bu kadar heyecanlanmamıştım. Sizi üzüyorsam, sık boğaz ediyorsam sebebi bu Necla. Anlıyorum. Bu iştenliğin başımızın üstünde yeri var Ali Bey. İzninizle. Birer kahve içeriz değil mi? Lütfen. Peki efendim. Kolay gelsin. Buyurun. Necla Aydınoğlu'nun siparişlerini almaya geldim. Evet evet. Oturun, hazırlıyoruz daha. Biz eve gönderecektik. Alışverişe çıkmıştım nasıl olsa. Eti de alayım dedim. Siz yeni mi başladınız işe? Ben Necla Hanım'ın babasıyım. Öyle mi? Affedersiniz. Rica ederim. Hep çalışanları gelir siparişleri almaya da. Ya evdekiler, ya şoförü. Ondan dedim, kusura bakmayın. Hepsi tamam mı? Eksik bir şey kalmasın. 9 parça. Etleri günlük kullanım için de ayrı ayrı paketliyoruz. Necla Hanım öyle istiyor. Sizi az biraz daha bekleteceğim. Kusura bakmayın. Bekleyin. Şey efendim, çay ikram edelim. Teşekkür ederim, almayayım ben. Tamamdır. Bunları da paketle.
Taşıyabilecek misiniz? Tabii tabii. Çocuk gelsin sizinle. Hiç gerek yok. Borcumuz ne kadar? 460 lira. Yoksa sonra alırız Necla Hanım'dan. Yok ondan değil de şey... Bunlar kalsın şimdi. Ben bankadan tedarik edeyim öyle geleyim. Acelesi yok beyefendi. Şunu benim üstünü sonra... Gerçekten acelesi yok beyefendi. Getiririm hemen. Çocuk sizinle gelsin o zaman, siz zahmet etmeyin. Hem torbaları taşır. Ona verirsiniz. Ziya, git beyefendiyle. Siparişleri de götür oğlum. Teşekkürler. Yine bekleriz efendim. Hayırlı işler. Güle güle. Necla Hanım'a selamlar, saygılar. Elinizdekileri de alayım. Taşıyorum, teşekkürler. Araba var mıydı? Yok. Spalarının altından otelle bağlantılı şu geçişi bir metre sağa kaydırırsak havuzun duvarını da çözmüş olacağız. Tüm bunların tesadüf olmadığını düşünüyorum. Çiçekleri unutma. Yarım metrede çiçekler için pay bırak. Tamam. Ali Bey gidiyor. Böldük. Kusura bakma. Rica ederim. Kemal Bey'le konuştuk. Yarın akşam hep birlikte bir yemek yiyeceğiz. Öyle mi? Yeri saati konuşuruz. Tamam. O zaman yarın akşam görüşmek üzere. Sizi geçireyim. Lütfen rahatsız olmayın. Hoşça kal. Güle güle. Dünyanın etini sipariş etmiş. Ay kim yiyecek bunları? Topla alıyorlar ya. Bir saniye bekle getiriyorum. Ay. Hayri. Necla'nın bıraktığı parayla ödemek zorundayız. Aa, ben de diyorum nasıl ödedi? Kaç para tuttu? 460 lira. Oo. Ama yüzünü orada verdim. E kızım. Ne gerek var bu kadar masrafa? Al. Fişini sakın atma. Akşam hesabını verelim. Hah tamam. Çocuğa da para ver. Çok teşekkür ederiz yavrum. Buyurun. Al. Bu da senin. Al çocuğum. Bunu da al. Teşekkürler. Güle güle. Güle güle. Ay bozuk para verilir mi? Ayıp. E sen de çok verdin canım. Bunlar böyle alışmışlardır. Dedim sana parayı yanına al diye. Biliyor kız ne sipariş ettiğini. Boşu boşuna mahcup oldun oralarda. Ne bileyim hiç tahmin edemedim. Son hali budur. Pardon. Artık bana güveniyor musun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.